Ağrılı Cemile'nin cinayetini konuşuyoruz. Kardeşi Fatma burada. Fatma'nın çok üzgün olduğunu biliyorum. Neden üzgün olduğunu da istersen açıklayalım. Yani ya da sana bırakayım. Ama söyleyelim ya. Ben yani izleyicilerimden bir şey saklanmaması taraftarıyım. Çünkü bir şey var. Yani bazı şeyler oluyor. Yayın öncesi arkadaşlarım Besra'yla da konuştular bu arada. Bugün. Evet, Besra'yla da konuştular. Ama Besra'nın kızı dün akşam senin kızına... Adı neydi kızının? Buradaki Meryem değil de. Yok, öbür kızım, biz zaten onu engellemişiz ya. Evet. O da Birgül'e mesaj yazmıştı. Birgül, buraya gelen, ilk yayına başladığımızda evet, gelen Birgül'e bir sesli mesaj göndermiş. He, bana göndermiş. Bana bir sürü küfür etmişti. Evet. Hakaret etmiş, küfür etmiş. Evet. Ve şunu söylüyor kısacası yeğeni, Besra'nın kızı şunu söylüyor. Benim annem Mustafa ile ilgili, yani bu cinayeti destekleyen bir konuşması yoktur. Evet. Besra da benim annem de gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyor. İşte benim seni yönlendirdiğimi, tabiri caizse tırnak içinde seni gaza getirdiğimi, senin ailenle olan ilişkilerimi bozduğumu, Besra'nın 2012 yılında Mustafa ile böyle bir telefon görüşmesi olmadığını, telefon görüşmesinde hatta biz sana okuttuk istersen onu, yani o kadar detaya girmeyelim de çünkü bazı nedenlerden dolayı o detaylara giremiyoruz. O ses kaydını da yayınlayamıyoruz. Sonuçta suç. Yani o, yani senin yeğeninin sana yaptığı suç. Ama işte şunu söylüyor. Yani annesiyle... Biz ona karşılık vermedik. Kızım dedi yazayım, ben bırakmadım. Hayır, yazmayın. Sonuçta yani çocukların bu işe karışmaması lazım. Bak sevgili Besra, ben bu şeyi kızın için de söylüyorum. Çünkü sonuçta cinayetle ilgili bildiğiniz bir şey varsa konuşun istiyoruz biz. Yoksa iki kardeşin arasını açmak gibi bir düşüncemiz asla yok. Ama 2012 yılındaki yapılan soruşturmada Mustafa Gürbüz'le Besra arasında bazı görüşmeler oluyor. Ve o görüşmelerde Besra bu olayın aydınlatılmasından yana değil. O görüşmelerde söylüyor. Ama zaten Besra bunu Fatma'ya da söylüyor. Bu cinayet diyor. Evet. Ölen ölmüş demedi mi sana? Evet, diyordu zaten. Evet. Hep diyordu. Yani sanki biz bunu sana söyletiyormuşuz gibi davranıyor. Sonuçta. Önce istemiyordu Didem Hanım. Şimdi bir şey olmuş, bunların arası bozuktur. O yüzden buraya gelmişti. Yoksa Besra hiç gelmezdi. Asla bir bilgiyi de anlatmazdı. Kendi yani bildiklerini ne biliyorsa yani. Yani Besra, bunların arasında bir şey var. Araları bozuktur. O yüzden buraya gelmişti. Araları bozuk mu? Evet, aslında evet. Besra, sen şöyle mi düşünüyorsun? Besra aslında bu cinayetin ortaya çıkmasını, Mustafa'nın cezaevine girmesini istemiyor mu? Eskiden istemiyordu. Şimdi istiyor. Şimdi istiyor? Evet. Şimdi konuşmuyorlar. Ama peki bildiği başka şeyler de var mı Besra'nın? Valla Besra bence çok şey biliyor. Neden biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Evet. Çünkü şeyde yani cinayet işleniyor. O gün bir gün öncesinde de Cemile kavga ediyor. Daha doğrusu Cemile Hatice ile Mustafa'nın karısıyla birbirleri kavga ediyorlar. Ve o sırada da Besra köyde yoğurt mayası istemeye geliyor. Ve Besra aslında o kavgayı birebir tanıklık ediyor. O kavganın nedenini biliyor. Kavgayı Neriman tanıdık. Neriman evdeymiş. Ona Neriman akşam, akşam kavga ediyorlar ya, evet. Peki Besra gelip gördüğünü biliyorum Besra ben. Besra sonra cinayetten sonra geliyor kapıda, onların konuşmalarını dinliyor. Konuşmalarını dinliyor. Evet. Yoğurt için, maya için. Yani bir şey istiyor. Yoğurt mayalamak için geliyor ve o sırada onların konuşmalarını tanıklık ediyor. Evet. Ve bunların hepsini birebir duyuyor. Duymuş. Evet. Aslında bence daha da fazla şey biliyor. Şimdi şöyle bir şey ama daha. Ama bugüne kadar bunu hiç bana anlatmamıştı. Hı? Yayında anlattı, ben öğrendim ha. Neyi anlatmadı kaç yıldır sana? Hiç bana deme. Yani bu kaç yıldır Besra hiç bana dememişti. Böyle kapıya gittim, bunların konuşmalarını duydum. Benim bundan haberim yoktu. Burada öğrendim. Siz aynı anneler olan kardeş değil misiniz? Evet. Peki bunu sana neden Besra anlatmıyor? Bunu bana hiç anlatmamıştı. Yemin ederim. Yani ben burada Besra burada anlattı, ben öğrendim. Burada önce de yayına bağlandı, sonra buraya geldi ya. Yani ben yeni öğrendim. Ben şunu söyleyeyim. O dönemde Mustafa'nın kimlerle konuştuğu, bütün kardeşlerle yaptığı görüşmeleri, hepsi şunu yapıyor Mustafa aslında o dönemde. Doğanay'ın da görüşü öyle, haber müdürümün, benim de görüşüm öyle. Mustafa o dönemde cinayet soruşturması 2012 yılında yapılınca bütün kardeşlerini konuşturuyor. O sırada aslında bir telefon dinlemesi yapıldığının farkında ve sadece hı hı diye konuşuyor ve Besra'yı konuşturuyor, diğer herkesi konuşturuyor. Sanki kendisine bir suç ortağı yaratıyor gibi bir hava içerisinde Mustafa. Mustafa bazı taktikler içerisinde enteresan bir şekilde yani çok ilginç bir şeyi var, şu bir strateji içinde yayınları izliyor. En sonu bir hareketi olmuş, onu birazdan sizlerle paylaşacağım zaten o hareketini. Müşra dedim de Ayşegül hazır mı? Ayşegül'ümüz bir hazırsa eğer, muhabirimiz. Şu anda bir yerdeler. Ayşegül nerede olduğunu birazdan açıklayacağız ama şunu söyleyeyim.
Aslında onu soralım. Sen önce onu söyler misin? Şimdi köyde 2-3 tane ihbar gelmişti değil mi Ayşegül? O ihbarları, evet, o ihbarları işte kemik aramaları ya, yani bir yerlerde Cemile'nin kemiği yaranmıştı. Balıkesir Karası Yeniköy'de. Ve o sırada da o ihbarları yönlendiren kişinin Mustafa olduğu iddiası var. Yani Mustafa sahte kişileri yönlendiriyor ve diyor ki gidin işte şurada şurada gördüğünüzü söyleyin, kemiklerin orada gördüğünüzü söyleyin diye. Başka yeri gösteriyor yani. Evet, yani o eden kişi Mustafa'ymış, doğru mu bu? Kimden duyduğunu söyleme ama sen böyle bir şey duydun değil mi? Çok yakınlarından birinden duydun. Evet Didem Hanım, iyi yayınlar öncelikle. Biz burada arama çalışmaları yapılırken aldığımız ihbarlar, biz de bu ihbarlara güvendik. Çünkü o kadar eminlerdi. Siz de biliyorsunuz çok net bir şekilde yerlerini söylediler bize. Fakat sonrasında Mustafa'nın yakınları tarafından aldığımız duyum, ismini de sizin dediğiniz gibi açıklamıyoruz. Fakat Mustafa'nın o kişileri yönlendirdiğini, bize karşı bir hedef şaşırttığını, farklı yerler gösterdiğini söylediler. Evet, kesinlikle. Yani biz burada o kadar arama çalışmaları yaptık ve arama çalışmaları yapıldığı sırasında, şu an oraya da çok yakınız hatta. Birazdan burada da bir yayın gerçekleştireceğiz. Siz de biliyorsunuz. Gösterelim mi onu? Yani bu taktiği yapan kişi daha sonra, sen şu anda o kazı yapılan yerdesin. Yani Cemile'nin kemiklerini göstersene, nerede yapıldı? Onu göster lütfen canım. Hemen böyle beyaz bir çuvallar var Didem Hanım. Hemen onun alt kısmı. Zoom girsin arkadaşım. Arama çalışmaları yapıldığı yer orası. Tamam, zoom girelim. Arama çalışmaları, yani bu işte, yani iddiaya göre Mustafa'nın yönlendirdiği, tanıkların gösterdiği şu noktada bir arama yapıldı. Ama oralarda kemikler bulunamadı. Şimdi oraya çok yakın, yani neredesin? Yürüyerek 2 dakikalık, 3 dakikalık bir mesafedesin. Çok yakın bir yerdesin. Peki. Evet, dedim. Sonra sen çok, ne gördün? Çok yakın. Hemen ne gördün? Karşıdan da görebiliyorsun. Evet, gördük. Sen şimdi daha sonrasında ne gördüğünü izleyicilerimizle, bizimle, Fatma da yeni öğrenecek. Belki görüyor musun Fatma, oradan görüyorsun. Anlatır mısın? Ne buldunuz orada siz? Arama çalışmaları yapıldığı günden sonra buraya geldiğimizde Didem Hanım, hemen arkamda görmüş olduğunuz ağaç dalına asılı bir eski yırtılmış bir bayan yazması bulduk. Aynı zamanda arka tarafına gittiğimizde, hemen kameraman arkadaşıma da yönlendiriyorum. Bu önce burası çok dikkatimizi çekti Didem Hanım. Bu taşların olduğu yer, kireç kuyularının olduğu yer. Bu bayanların giydiği bir tayt gibi, eteğin altına giydiği tayt gibi bir şey, kireç kuyularının içerisinden çıkmış. İçerisindeydi aslında. Biz bunu çıkarttık. Yine eski, böyle toprağın altında kalmış, üstü küflenmiş bir şekilde bir tayt bulduk. Hemen bu tarafa geçtiğimde bir bayan çantası bulduk Didem Hanım. Bu da aynı şekilde toprağın altında kalmış, yırtılmış, yine eski bir bayan çantası. Zaten görüyorsunuz şuraları yırtık, küflenmiş. Ya ilginç değil mi? Yani bunlar da aslında bize, yani gelen arama çalışmaları yapıldığında, gelen ihbarlardan sonra Mustafa'nın akrabaları bize, bunlar önce burada var, Mustafa yok, sizi yanlış yere yönlendiriyor canım dediğimizde. Ya. Bak, bir de Fatma bir şey söylüyor. Bunları buluyoruz. Dur Fatma bir şey söylüyor. Unutma sen anlatacaklarını, söyle Fatma. Şimdi bunlar eskiden bunda oradaysa kimse hiç görmemiş, kaç yıl geçti. Bu yazmayı yeni bırakmışlar. O 26 yıllık bir delil gibi durmuyor. Tabii, ama sanki bir yere gömül, şöyle şu anlamda durmuyor. Toprağın altına gömülmüş bir şey gibi durmuyor. Ama sanki bir yerde konulmuş bir şey gibi duruyor. Sanki yani bir ahırın bir tarafına, evin bir tarafına atılmış bir şey gibi duruyor. Sizem Hanım, bunu bir mesela bir başka şeyde, çöpte de getirmiş, oraya atmış olabilir. Ya Mustafa mı bunu çürümüş, yapıyor? Çürük şeyler. Mustafa bunu yapıyor olabilir mi sence? Vallahi bence onlar yapmışlar. Mustafa sizi mı yapmış? Şaşırtıyorlar. Yani siz diyeceksin, demek ki ceset buradadır. Ya biz öyle mi diyeceğiz? Vallahi bilmiyorum, ben öyle düşündüm. Bu yazmayı da yeni bırakmış. O yazmaydı, şaldi neydi o? Besra bize dedi ki, Besra koordinatörümüzle konuştuğumuzda dedi ki, ben Mithat'la ilgili yaptığınız yayınları izledim. Mithat tırnak içinde çok saf biri. Siz Mustafa'yı onun gibi mi zannediyorsunuz? Kim demiş? Besra diyor. Yani ne? Bizim daha önce yayına aldığımız cinayet işleyen, karısını öldüren bir konuktan, Mithat'tan bahsediyor. Evet, Mithat. Dolayısıyla bu Mithat, bu çok zeki.
yönlendirmeler yapıyor. Ondan sonra çok ilginç hareketlerde bulunuyor. Dolayısıyla Mustafa'nın çok zeki olduğunu, o yüzden neredeyse 28 yıldır, 29 yıldır bu işten sıyrılabildiğini, yani yetkilileri de avucun içinde oynattığını, köylüyü de avucun içine aldığını, vallahi ne Mustafa'ymış bilmiyorum. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Ama sonrasında yani ya da adaletin ya da gerçeklerin bir şekilde ortaya çıkma gibi huyu var. Umarım bu bize nasip olur. Bütün kalbimle diliyorum. Peki o kimsenin dikkatini çekmiş mi? Onu siz nasıl buldunuz? Nasıl fark ettiniz? Onu ben anlamadım Ayşegül. Didem Hanım şöyle, arama çalışmaları yapıldıktan sonra biz bu bölgeye tekrardan geldiğimizde, bir kolaçan ettiğimizde bir tane çoban daha öncesinde, hatta yani 96 yılından 95 yılında burada hayvanlarını otlatan bir çoban, sürekli hayvanlarını bu bölgede gezdirdiğini söyledi. Fakat daha öncesinde bunları bulduğunu, böyle bir şey dikkat çektiğini söylemedi. Kendisi bizi hemen aradı, bölgeye geldik. Daha öncesinde zaten hayvanlarını bu bölgede otlatıyormuş. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığını, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını, arama çalışmalarından sonra ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını kendisi dile getirdi. Sonrasında biz de gelen ihbarları düşündükten sonra, yani Mustafa'nın akrabaları bize, size yanlış yer gösteriyor, gizli tanıklar yanlış bilgi veriyor, sadece Mustafa hedef şaşırtmaya çalışıyor dediğinde, daha sonrasında bunları bulduğumuzda da bizim aklımıza aynı şey geldi. Acaba bunları Mustafa Gürbüz ya da Mustafa Gürbüz'ün ailesinden biri bize hedef şaşırtmak için mi bunları buraya attı? Yani Mustafa şunu söylüyormuş. Çekti. Çobanlar bile. Şu bilgiyi de paylaşalım birazdan. Mustafa şunu söylüyormuş. Ne diyormuş? Televizyon programı. Ne savcı, ne jandarma, ne şey. Diyor. Asla ve o kadar kendisinden emin ki kimse Cemile'nin kemiklerini bulamaz diyormuş. Yani bunu bir cinayet olduğunu ve öldürüldüğünü, Cemile'nin de o köyde olduğunu kabul ediyor demektir demiş bu Mustafa. Demiş ki Rabia'ya saklanmışım, asla bulamazlar. Evet. Öyle. O iki hafta önce Besra'nın kızına anlatmıştı. Ne demiş iki hafta önce Besra'nın kızına? Vallahi demişti bir yere saklamışım, kimse bulamaz. Onlar öyle uğraşsınlar, bulamazlar. Hiç kimse bulamazlar. Yasmin'e demiş. Besra'nın kızı var ya, ona peki, demiş. Peki o kadar çok emin ki, hatta bunun üzerine kemikler de bulunmadığı için o kadar mutlu olmuş ki ceset bulunmadığı diye, zaten bulunmayacağını biliyor ama sonrasında bir helva ve lokma dağıtmış iki gün önce. Değil mi Ayşegül? Onu bir anlatır mısın lütfen? Babasına hayrını dağıtmış. Babasına... O zalim babası var ya. Hamit için mi dağıtmış? Yoksa ben ya da annesinin hayrını dağıtmış. Ben bilmiyorum. İşte ceset ortaya çıkmadığı için, şükür için böyle bir helva ve lokma onlarda dağıtmış. Onlarda her şey beklenir zaten. Lütfen söyler misin Ayşegül? Onunla ilgili de olayı bir anlatır mısın? Evet. Evet Didem Hanım, biz bunu duyduktan sonra Mustafa'nın yan tarafında oturan komşularına, kahvede bulunan kişilere de sorduk aynı zamanda. Evet. O dönemde Mustafa böyle bir şey yaptı mı diye. Kimisi şunu söylüyor. Mustafa yapmıştır. Daha öncesinde lokma da dağıttı, helva da dağıttı, yemek de dağıttı, pilav falan da dağıtmış aynı zamanda. Kimisi de şey diyor. Yani Mustafa cebinden para harcayacak bir insan değil, çok pinti bir insan. Tutup bunun için para harcamaz, lokma dağıtmaz ya da helva yapmaz diyen de var. Ama dağıttı diyen de var aynı zamanda köyde. Peki bu arada cesedin yerini, kemiklerin yerini daha doğrusu. Çok teşekkürler Ayşegül'cüğüm. Bugün aldığımız bilgiye göre sadece Mustafa bilmiyor. Aynı zamanda Ömer biliyor. Ömer aslında nerede olduğunu, bunun kimin, ya Ömer yayına bağlanırsa Ömer'e bizzat ben yayında izleyicilerin karşısında söylerim. Yani cesedin yerini bir Mustafa biliyormuş, bir de Ömer biliyormuş. Bunu da bana... aileye çok yakın biri söyledi. Eğer Ömer yayına bağlanırsan ben de sana bunu kimin söylediğini açıklarım kardeşim. Bugüne kadar çünkü asla yayına bağlanmadın. Hatice'yi sürekli yayına yönlendirdin. Kimin yayına bağlanıp kimin yayına bağlanmayacağına karar verdin. Enteresan bir şekilde böyle kapalı kapılar ardında strateji geliştirdin. Bunu sen de bir iyi biliyorsun. Bize yardımcı olmak adına bunu yaptığını iddia ediyorsun. Eğer öyleyse yayına bağlanırsın. Bütün bu iddialara da yanıt verirsin Ömerciğim. Bakalım ne diyeceksin benim bu çağrıma? Gerçekten çok merak ediyorum.